devredildiği asırlık tekkeler ve zaviyeler bir günde kapatıldı. Saat ve takvim batıya uyduruldu. Dönemin en gelişkin medeni kanunu İsviçre'den alınarak kadınlara, erkeklerle eşit haklar verildi. Ve o dönem gazi, Harbiye'den beri taşıdığı bıyığına veda etti. Yazında İzmir'de Gazi'ye yönelik hazırlanan bir suikast bir dönemin sonunu getirdi. Milli mücadelenin kahramanları, Gazi'nin en yakınları Ali Fuat, Refet, Adnan, Rauf, Kazım Karabekir suikast davasında sarıldılar. Silah arkadaşı Kazım'ı kurtarmayı deneyen İsmet Paşa bile tutuklanmanın eşiğinden döndü. Gazi son anda Paşaları affetti. Geri kalanlar ya idam edildi ya da hapsedildi. Bir dönem yine dar ağaçlarıyla kapanmış, muhaliflerin kökü katılmış, eski dostların yolları ayrılmış, devrim bir kez daha evlatları giymişti. Sekiz sene önce rahatsız ve ağlayan İstanbul'dan kalbim sızlayarak çıkmıştı. Uğurluyum yok. Sekiz sene sonra kalbim rahat olarak gülen İstanbul'a geldi. Bu şehri ilk kez bir geminin güvertesinden görmüştü. 1927 yazında yeniden geldiğinde Ertuğrul Yazan güvertesinden İstanbulluları selamlarken Abdullah Sufi yanına yaklaştı. Kim bilir ne kadar heyecanlısınız dedi. Gazi eliyle kalbini tutturdu. O da heyecan yok dedi. Çünkü çok iyi biliyorum ki gün bilir bu kalabalık dediğini çekmek için de böyle toplanır. Şimdi Dolmabahçe'de 3 ay boyunca beyaz odaya kapanıp geçmişle hesaplaşacak, kendi tarihini yazacaktı. 1919 senesi Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel vaziyet ve manzara. O dönem Mussolini'nin heykeltıraşı Pietro Canonica Türkiye'ye davet edildi. Gazi'nin büyük heykellerini yapması istendi. Canonica daha sonra Mussolini'ye yazdığı mektupta Gazi'yi şöyle anlatacaktı. Kemal Paşa az konuşuyor, çok düşünüyor. Bazen emir verici bir görünüyor. Bazen insanı duygulandıran, çocuksu, tatlı bir havaya duruyor. Duygusal açıdan düş kırıklığına uğramış olduğunu sanıyorum. Çok acı çekmiş olduğu belli. Gazi'yi muhalefeti silmiş, ülkedeki yegane gücünün kendisinde olduğunu göstermişti. Şimdi otoritesini yerleştirme, devrimini pekiştirme, varlığını herkese hissettirme zamanıydı. Her yerden görünebilen kutsal bir varlık, otoritesi mutlak bir şef haline geliyordu. Artık söylediği kanundu. Gazete sütunları ona övgülerle doluydu. Mecliste muhalifi yoktu. Tek şekli, tek partili bu rejim Avrupa basınına göre bir fikri rejimiydi. Kasım 1927. Gazi savaş sonrası dünyada kendi iradesine bağlı bir ulusal harekette tam ve kesin diktatörlüğünü kuran tek lider oldu. 5 yıla sığdırdıklarını başka türlü yapamazdı. Dini zihniyetin en çok hakim olduğu bu en gelenekçi ülkede en derin devrimi gerçekleştirdi. Bugüne kadarki bütün hayatını dini inancının hükmünde yaşamış bir halkı, normal evrimin bütün basamaklarını yakarak adeta sihirli bir değnekle dönüştürmeye çalıştı. Bunu insan gücünün üzerinde çılgın bir girişim saymak gerekir.
temizlenmiş, büyük meydanlar heykelleriyle süslenmişti. Ama Gazi biraz daha yalnızlaşmıştı. Peş peşe annesinden, eşinden, arkadaşlarından kopmuştu. Bu zor dönemde kendine huzurla sığınabileceği yeni bir barınak buldu. Ankara Söğüt Özü'ndeki ormanı görünce şurada küçücük bir